Tamam, biz hesap diyelim. Hesap diyelim, hesap. Hemen geldi efendiler, hemen geldi. Sizin hesabınız 24 lira. Senin hesabın da 2 lira küçük bey. Bekle, dinleyene kadar bir tane humusu gömdün orada. Öyle diyor. Uzak yoldan geldik abi biz ya. Dede, sende nakit var mı? Bende malum cep yok yani, o yüzden. Ya bir şey bırakmadığın gibi bir de hesabı da bana kilitliyorsun ya. Allah Allah. Abi sizde kart geçiyor mu? Bizde kart yok. Her şey taze. Bu ilk şaka mı? Nasıl? Agop, tamam hepsini ben öderim. Peki kalkmadan şöyle bir keyiflenip beraber bir motor demez miyiz? Hadi. Motor. Hadi inşallah. Verin efendim. Motor. Ya öyle. İşte böyle. Peki sizinkiler girdi mi bu motor işine? Vallahi ben girmeyince o diğerleri girmedi ama o motorcu girdi. Duyduk çok zengin olmuş zaten ah bayağı. Ah be dede ya. Farklı. Ah be dede ya. Şu anda var ya benim galerilerim olabilirdi ya. Ah be dede. Oğlum ne bıdı bıdı ettin ya? Alt tarafı motor. Çalışır alırsın sende. Ne var ya? Nasıl? Dede, benim şu anda araba almam için at olmam lazım. Onu da böyle arkama bağlarlar, çekerim yani. O kadar yani. O ne demek ya? Ya dedeciğim, şu an senden yaşlı arabayı 200 bin istiyorlar. Ya sen de arabaya binme o zaman ya. Otobüse bin, minibüse bin, vapöre bin. Siz vallahi bilerek böyle konuşuyorsunuz ha. Vapör ne ya? Yok, Marmaray. Dalga geçtin yeter, vallahi vuracağım en sonunda ha. Peki dedeciğim, yani başka bir şey yapamadın mı? Eline başka bir fırsat geçmedi mi ya? Geçti. Bak, bir fırsatım daha geçti. O da şöyle. Bir gün böyle Cadde-i Kebir'de yürüyoruz. Arkada... Cadde-i Kebir mi? O ne, böyle Sırat Köprüsü gibi bir şey mi? Oğlum Cadde-i Kebir işte ya, o İstiklal Caddesi. Orada yürüyoruz arkadaşlarla. Ben İstiklal'de çalışıyorum, biliyor musun? Aa, gerçekten mi ya? Vallahi. Şey miydin, manifaturacı mıydın? Marangoz muydun? Ne iş yapıyorsun? Yok yok, telefoncuda çalışıyorum. Santral görevlisi falan gibi bir şey. Yok, posta güverciniyim. Sen anlat dede ya. Aradığımız dükkan işte burada. Gerçekten dediğin kadar varmış. Çok merkeziymiş. Taksim. Taksim'in göbeğinde. Ya burası hayatta bitmez. Biz de öyle düşünüyorduk da. Nasıl? Yok yok, daha ona var. Siz devam edin. Evet, bakın. Bakın dostlar, bakın efendiler. Bu adam bütün kiralarının borcuna karşılık dükkanı devretmeyi teklif ediyor. Geçen gün Veli'yi dinleyemedik. Motor fırsatını kaçırdık. Bari bunu fücceten kaçırmasak. Evet. Yani bilemedim yani, bizim cürmümüz belli. Böyle maceraya gerek yok gibi düşünüyorum ben. Ya ama bir panik yapma, bir hususa bir bakalım, bir olayı anlayalım. Sahibi de geliyor zaten. Efendim. Hayırlı günler efendiler. Efendi, efendi. Biz dükkana talibiz. Gördüğünüz üzere dükkan 10 numara dükkan. Yani biz çok muvaffak olamadık. Borçlarımı ödeyin, dükkan sizin. Siz ne işle iştigaldi? Biz daha çok Arap turistlere yönelik Türk mutfağı, kebap, döner. Ama muvaffak olamadık. Ya olamazsınız tabii efendim. Yani Arap turistin ne işi var Taksim Meydanı'nda? Allah yani. Benim dedem niye bu kadar vizyonsuz ya? Siz ne iş yapacaksınız? Efendi, biz kulüp açmayı düşünüyoruz. Yani eğer dostlarım da ortak olurlarsa cemiyette 10 numara oluruz. 10 numara? Numara ya. Bakın, her şeyi kafamda tasarladım. Burayı böyle kocaman bir sahne olarak düşünün. Işıklar o biçim olacak. Her şey sahneye doğru inanılmaz bir şekilde parlayacak. Dansçı kızlar, evet bakın. Ya bir hayal edin ya. Şu an sahnede olduğunu hayal edin. Evet. İşte solist iple bağlı bir şekilde sahneye doğru inecek. Sonra dansçılar hemen arkasından gelecek. Dansçılarla birlikte sahnede olan solist, dansçılar. Daha sonrasında solist elinde tuttuğu şişelerle seyircileri ıslatacak. Seyirciler de tıpkı anne kuşun yavrularını beslediği gibi kocaman ağızlarını açıp o iksirden bir yudum alabilmek için ciyak ciyak, ciyak ciyak diye bağıracaklar. Sonra solist çatlayacak. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin.
mükemmel oldu, mükemmel. Ne diyorsunuz? Müthiş. Gerçekten çok renkli bir kişiliğiniz var. Gerçekten hayalimdi gazino kurmak. Adı ne olsun acaba? Adı da ne bileyim, Taksim, Maksim bir şey olsun işte. Maksim olsun, Maksim. Sen ne diyorsun Yusuf? Yani ben bilemedim, ben yokum. Benim ya, param yetmez. Ya yok, hiç kıyıda köşede bir şey ha? Sen de girsen bu işe. Kıyıda köşede bir şey var. Bir değerli bir şeyim var ama... onu da satamam. Vücudundan bahsetmiyorsundur umarım. 200 bin veririm. Ne? İşe ulan! Ortak olurum. Anlaştık. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Hadi konuşmaya başlayalım o zaman. Hazırlıklara başlayalım. Başlayalım. Sen kuş yuvası falan diyordun. Kuş yuvası değil, o seyirci. Cihaz, cihaz, cihaz. Fıkır, 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 fıkır. Fıkırdamayın hepsi hazır. Adio Matilda. Elveda gelecek hayallerim. Merhaba vizyonsuz dedem. Oğlum Allah Allah. Ne yapalım yani, o işe girdi ya Oktay. Acayip icra oldu. Öyle böyle değil. Yani gecede bir ev parası kazandı rivayet ediliyor. Öyle bir konuşuluyor. Üffe dede, ne diyorsun ya? Allah. Var ya, şu an mekanlarım olurdu. Yılbaşına değil, ay başına bile girerdim ya. Vallahi dede, gelecek nesilleri hiç mi düşünmedin ya? Oğlum ne yapalım? İmkan yoktu ki, bizim elde avuçta bir şey yoktu ya. Diğer arkadaşın ne yaptı peki? Ha, o yanındaki diğeri mi? Ha. O da girmedi. Bana çok güveniyordu. O da kaldı sap gibi. Bak ya, bir de adamın hayatını yakmışsın ya. Şimdi var ya, torunu kim bilir ne düşünüyordur. Ha, sen tanıyorsun torunu ha. Nereden tanıyorsun? Senin ev arkadaşın o. Ne diyor lan? Evet, evet. Dede bak, kurban olayım, dedesine söyle. Şimdi rüyasına falan girer, söylemesin. Çocukla papaz oluruz ha. Tamam ya, o zaten bize... Oğlum sen ne sanıyorsun ya? Biz böyle bütün dedeler, böyle bir tane lokal var. Orada böyle oturuyor. Böyle sırası gelen rüyanın içine giriyor falan mı sanıyorsun? Sen ne sanıyorsun? Ya dedeciğim, ben senin ortamını nereden bileyim? Ya ben bilemem ki nasıl takılıyorsunuz. Pek bir şey yok.